Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bir yeni videoyla daha yine karşınızdayım. Videomuza başlamadan önce her zamanki gibi videoyu beğenip paylaşarak ve kanala abone olarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Lütfen kanal bildirimlerini de açmayı unutmayın. Bu şekilde her paylaşımımdan rahatlıkla haberdar olabilirsiniz. Hadi videomuza başlayalım. Satürn, etrafındaki halkalar nedeniyle Güneş sisteminin en ilgi çekici üyelerinden biri. Aslında Güneş'e uzak gezegenlerden Jüpiter, Neptün ve Uranüs de halkalara sahip. Ancak bu halkalar Satürn'ünki kadar belirgin değil. Gezegenlerin sahip olduğu halkaların nasıl oluştuğuyla ilgili kabul edilen görüşlerden biri, uydusunun gezegenin kütle çekim etkisiyle parçalanması. Bu araştırmaların bazı noktaları bizi Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'a yönlendiriyor. Mars, Phobos ve Deimos isimli iki uyduya sahip. Mars'a çok yakın yörüngelerde hareket eden bu uydulardan Phobos, Mars'a 6000 km mesafede, yani çok çok yakın denecek bir uzaklıkta ve bir Mars gününde gezegenin çevresinde yaklaşık 3 tur atacak hızla, yani 2 metre bölü saniye hızla Mars'ın çevresinde dolanıyor. Bu hızın bir kurşundan hızlı olduğunu belirtmem, ne kadar hızlı hareket ettiğini tahmin etmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca eğer Mars'ta yaşıyor olsaydık, Phobos'u günde en az 2 kere doğarken görebileceğimiz bir manzaranın bizi beklediğini de söylemeliyim. Hayal etmesi size kalmış. Phobos her yıl birkaç santimetre Mars'a doğru yaklaşıyor. Bununla birlikte 22 kilometrelik çapa sahip olan bu uydunun yüzeyinde bulunan derin çatlaklar bilim insanlarını bu uyduyu ve kardeşi Deimos'u araştırmaya itiyor. Bu iki uydunun nasıl var olduğunu araştıran araştırmacıların ortak kanısı, daha önce Mars'a çarpmış bir meteordan uzaya saçılan enkaz parçalarının Mars'a yakın bir yörüngede önce bir halka oluşturması ve zamanla kütle çekiminden dolayı bu enkazın birleşip Phobos ve Deimos'u oluşturması şeklinde oluyor. Bu durum Phobos üzerindeki derin çatlakları ve zayıf yüzey yapısını da açıklıyor. Phobos ile Mars arasındaki mesafenin azalması, Mars'ın uydusu üzerindeki kütle çekim etkisinin artmasına neden oluyor. Bu süreç Phobos'un parçalanmasıyla ya da Mars'a çarpmasıyla sonuçlanabilir. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmada bilim insanları, yapısındaki gözeneklerin ve çatlakların Phobos'un parçalanma sürecini kolaylaştırabileceğini belirledi. Araştırma sonucunda açığa çıkan farklı büyüklükteki kayaçların Mars'ın etrafında dönmeye devam ederek gezegenin etrafında halka şeklinde bir yapı oluşturabileceğini gösteriyor. Mars'ın milyonlarca yıl önce var olduğu ve uydularını oluşturduğu düşünülen halkaları bu parçalanma sonrasında yeniden ortaya çıkabilir. Halkaların oluşumunun 20 ila 40 milyon yıl sürebileceği, oluşan halkaların da 1 ila 100 milyon yıl boyunca varlığını sürdürebileceği tahmin ediliyor. Araştırmayı yaparken Satürn'ün halkası üzerinde yapılmış çalışmalardan yararlanan Benjamin Black ve Tasha Mittal, dağılan parçacıkların 100 milyon yıl kadar halka şeklinde kalacağını, daha sonra da Mars'ın üzerine meteor yağmuru olarak yağabileceğini söylüyorlar. Bu yağmurun sonucunda da Mars'ın yüzeyinde krater çukurları oluşabilir. Tozun, buzun aksine güneşi yansıtmadığı düşünülürse bu halkaların dünyadan görülüp görülemeyeceği de belli değil. Belki bir teleskop yardımıyla gölgeler halinde bu halka gözlemlenebilecek. Bu çalışmaların geçmiş dönemde Güneş sisteminin nasıl olduğu,
uyduların nasıl yok olduğu ve gezegenlerin halkalarının nasıl oluştuğu gibi sorulara cevap olacağı düşünülüyor. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak, videoyu beğenip paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.